enflasyon hedeflemesi kapalıydı. 1.8 varsayılıyordu. Sonra 2'yi açıkladılar. Sonra dediler ki 2.5. Yani 2.5'u geçmezse işte şey yapacak. Bu böyle gidiyor. 2.5'u geçse ne diyecekler? Tamam canım 2.5'u biraz geçti. Biraz 3 geçti, oldu diyecekler. 3'e hedefleyeceğiz. Evet. Şu an Amerika'daki toparlanma henüz daha şeye yansımış değil. MTI'ye çok fazla yansımış değil. Fakat ne zaman Amerika'daki toparlanma Çin'i harekete geçirir de Çin'in büyümesi beklenenin böyle yarım puan üzerinde, bir puan üzerinde gerçekleşirse, 7.5 olursa, o zaman MTI'larda ciddi bir artış göreceğiz. Ve o sırada yani enflasyondan korunmanın tek yolu o zaman altın oluyor. Olacak. Daha doğrusu altın yükselmiyor aslında. Altın doların altına karşı değeri düşecek tekrar. Çünkü dolar o kadar 850 milyar dolar para tabanı vardı Amerika'da. Bu şimdi 4 trilyon dolara çıktı. O zamanlarda 500 dolardı altın. Tamam mı? 4'e katlandı. Sonlarda girdiler. Evet. O zaman altın normalde normal şartlarda hani 1500-2000 dolar arası normal bir fiyattı. Ben artık şey yaptığını düşünüyorum altının. Yani bu 1200 doların altına geldikçe de insanlar böyle artık satayım illallah durumuna gelmişse zaten biliyorsun oralar hep dip olur dip yani. Oluyor. Evet. Yani genelde bize şey soruyorlar ama buralardan altın düştü. Yani eşim bile şeydi 80 lira bunun dibi gibi gözüküyor. Ne diyorsun yani 80 liradan alayım mı? Evet. Satayım mı kısmını bıraktılar. Artık 80 lira diyorlar ki TL bazlı baktığımızda alayım mı? Diyorsun ki tamam yani sonuçta dokunmayacaksa. Ben yatırımcının yaptığı en büyük yanlışın şu olduğunu düşünüyorum. Bak hepsi altında izleyicinin parası. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Ya bütün yumurtayı bir sepete koyma. Koymayacak. Evet. Ne diyoruz? Volatil olacak. Volatil olacak. Ne taraftan volatillik sağlanacak? Amerikan tarafından. O zaman elinde bir miktar doların olacak. Evet. Bir miktar altın olacak. Hisseye girmek istiyorsan girebilirsin. Uzun vadeli yani ben hep şey diyorum. Çocuk kendinizi alamıyorsunuz. Evet. Çocuklarınızı alın. Ve borsada öyle bir şey ki yani illa 1 milyarlık, 1000 liralık almanız gerekmiyor. Evet. 50 liralık, 30 liralık da alabilirsiniz. Fark etmiyor. Sonuçta bu birikimdir. En kötü ihtimal çeyrek altın parası kadar 150 liralık da alabilirsiniz. Evet. Alın kenara koyun. Sonuçta bireysel emeklilik sistemi nasıl ayakta duruyor? Biz tasarruf yapamadığımızdan dolayı diyoruz ki otomatik olarak bu kesinti gitsin. Bir de altında vergi yok. Evet. Yani mesela stopaj kesilmiyor. Yani %10'da oradan karınız oluyor. Evet, altında stopaj falan da kesilmiyor. Vergi de yok. Dolayısıyla hani biriktirme anlamında şimdi bakıyorum ben bireysel emeklilik sisteminde var ya hani bu katkı veriyor ya devlet. %25 katkısı. %25 katkıyı sen yönlendiremiyorsun. Yani fonu seçemiyorsun. Diyemiyorsun ki benim katkı payımı şu fona aktar, bu fona aktar diyemiyorsun. Onlar sadece katkı fonlarında işlem görüyor. 100 liralık fonlar ortalaması kaça düşmüş biliyor musun? 96-97 liraya düşmüş. Biraz da şeyden kaynaklanıyor. Haziran'da başladı bunlar. Dolayısıyla faizler 4,5-5'lerden onlara geldi. 9,5. Oradan zarar yazdılar. Oradan çok büyük zarar yazdılar. Devletin verdiği... dönemde, şimdi orada önümüzdeki dönemde biz faizle yükseliş beklemiyor muyuz? Bekliyoruz. Demektir orada da zarar bir edecek. Zarar edecekler. Evet. Yani orada bir de biliyorsun fon yönetiminden kesinti mesinti alıyorlar. Hiç olmazsa o kesintiler de yok. Ya tasarruf edin de nasıl ederseniz edin. Yani tasarrufu bir şekilde ya altın olarak bir tarafa atın ya hisse olarak bir tarafa atın. Anahtar şimdi atın. Evet atın. Bir yani, kenara biraz para trade atın. Trade kısmını ya profesyonellere bırakın ya da profesyonel olun kendiniz evet, yapın. Evet şu dönem şu önümüzdeki iki yıl gelirinden fazla harcanmaması gereken bir dönem. Şimdi Bülent Kılıçer önemli bir soru sormuş. 14 Kasım tarihinde boşluk bırakarak artan kısmın bir süre sonra yani bu BIST 100 için diyor boşluğu dolduracağını söylemiştiniz. Sanırım o gün bugündür diyor. Bence bugün değil yarın büyük bir ihtimalle. Yani bugün doldurabilir de genellikle sert düşüşlerin sonrasında borsa şöyle bir bekler. Ama benim merak ettiğim sizin bundan sonraki görüşünüz. Yani bu boşluk durdurmadan sonraki beklentiniz demiş. Ben o görüşümü söyleyeceğim ama önce şu grafiği bir verelim. Endeksin o boşluğunu falan bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi Baki'cim bak grafiği sen de görüyorsun değil mi şu evet. An monitörde. Şimdi şurada 72.330 seviyelerinden yani şu seviye ve oraya bir çizgi atalım. Ve şu seviyeye kadar bir yükseliş gerçekleşmişti. Boşluk bırakmıştı. Biz de her zaman şunu söylemiştik. Boşluklar her zaman doldurulur. Ve dolayısıyla da bir şekilde endeks bir süre sonra
bu seviyeye yeniden gelecektir. Şu anda olasılık çok arttı. Aşağı doğru geliyor endeks. Ve buradan belki bir miktar yukarı hareket yapacak ama yukarı hareket yapması durumunda bile önemli bir direnç şu trendde. Yani bu da 74.500'de 700 arası. Yani burayı geçmesini beklemiyoruz yani. En azından bilmiyorum, sen bekliyor musun? Yok, hayır, beklemiyorum. Yani çünkü 74.000'i kırmaması gerekiyordu. Dün piyasa iyi değildi. Hatta şöyle diyeyim ben. Geçen hafta 10 gün önce Cuma günü kapanışlarında bankacılık endeksi ve BIST endeksi inanılmaz teknik olarak çok güzel kesiştiler. Hı hı. Piyasa çok iyi olacaktı. Pazartesi günü çok güzel açtı. Ertesi gün BDDK'nın TAS'la darmadağın etti ortada. Evet. Piyasada bir girecek olan insanlar geri çekildiler. Bu hafta pazartesiye geldik. Gene gireceklerdi. Sonra faizlerdi, para çekilecekti, çekilmeyecekti. İhaleler önemliydi ilk iki gün. İhalelerde rekabetçi teklifler az oldu. İnsanlar daha yüksek teklif fiyat beklediler. O fiyat olmayınca yani zaten siz de kırılgan beşlidesiniz. Şimdi bakıyorsunuz Moody's başka şey söylüyor. Fitch başka şey söylüyor. Aslında girdiğinizde ikisi de aynı şeyi söylüyor. Yani hep şey vardır derler ya, Sayın Başbakan sert söylüyor, Bülent Arıç gülerek söylüyor. Şimdi onun gibi bir şey oldu. Baktığınızda ikisi de cari açık diyor, ikisi de kırılgansınız diyor. Biri işte siz bundan az kurtarırsınız, diğeri diyor ki yani bana göre bundan sizin kurtulmanız biraz zor olur. Şimdi sonuçta iki kıstaslı dört verinin dördü de aynı ama dedim virgüller yer değiştirmişler. Birinde insanlar diyor ki işte bize destek attılar, diğerinde köstek oldu. Bence hiç öyle bir şey yok. Sonuçta görüşleri hiç değişmemiş bunların. Cari açık diyorlar, sizi vurur. Refinansmanda zorlanırsınız. Bu zaten hepimiz söylüyoruz. Bizim için kurtarıcı mesela 2014 hikayemiz var mıydı? Yoktu. Ne oldu? Bir anda bu Kürt petrolü, İran petrolü bizim cari açığımızı azaltıcı tedbirle beraber, yani bizim dışımızda 2-3 yıllık vadede bu aşağıya gelir. Biz de otomatikman rahatlarız, gelenleri yaparız. Çünkü o kırılgan beşli içerisinde 4 ülkeden, Türkiye'de dahil olan 4 ülkede seçim var önümüzdeki dönem. Ve seçimler öyle kritik seçimler ki hükümetler istediklerini yapamadılar. Yani eskiden diyorlardı ki Brezilya'da başta olmak üzere, büyümemiz şu, petrol fiyatları da böyle gidiyor, bizim cari açığımız, kredilerimiz bu şekilde olacak. Bunu kullanamıyorlar şu anda. Yani şey bitti. Biz dünyanın 3. büyüyen ekonomisiyiz. Tamam, 3. büyüyen ekonomisinde bizim 2023 hedefimiz için ortalama 8'de gitmemiz gerekiyor bundan sonraki süreçte. 2016'ya kadar da dünya piyasalarında bir normalleşme beklenmiyor. Evet, şimdi bu sefer de sen bir de iç talebi daraltıcı tedbirler alıyorsun. İhracat dedik, işte geçen hafta verilere baktığımızda Avrupa'nın PMI'leri toparlandı. Avrupa'da biraz toparlanma oldu ama bizim Avrupa'ya ihracatımız beklediğimiz şekilde artmadı. Evet. Şimdi bunların hepsini üst üste koyunca peki adamlar da aynı raporu koyuyorlar. Evet. Değişen peki, bir şey olmuyor. Peki bak, burada şey ne diyorsun? Yani şimdi bu büyük bir olasılıkla bu boşluk dolacak. Ama herkes, benim gördüğüm hata şu, herkes bugün dolmasını bekliyor. Hani dün başladı ya sert düşüş. Hani bugün 72 bin. Bugün 72 bini görmeyince herkesin kafası karışabilir. Özel sektör istihdam da iyi geldi. Tamam, şimdi gördük, alalım ama yani... Ben şöyle düşünüyorum. Yani bugüne odaklanması ilginç insanların yani. Nasıl? Bugün yerine yarına odaklan. Şimdi bugüne odaklandın, yarın Draghi. Beklenmedik bir şekilde faiz indirdi. Şimdi bak, herkeste şey var. Şu an açılış rakamı da geldi. Yani disket emirlerinde. Bakalım 72.935. Dünkü kapanış seviyesi 73.236. Dolayısıyla yaklaşık 250-300 puan civarında bir aşağıdan disket emirleri gelmiş durumda. Eğer bugün açılışta da düşüşle açılırsak ben seansın ilerleyen saatlerinde yükseliş olacağını düşünüyorum. Ve 74.250 direnç. Yani bugün eğer yükselişle açılırsak haber kötü demektir. Yani günün sonunu iyi beklemeyin. Eğer düşüşle açılırsak zaten şu an herkes, bu sabah kiminle konuştuysam, tamam mı? Telekonferans yapıyoruz. Tuşa basmaya hazırlar. Evet, herkes bugün satayım nasıl olsa 72 bin. Yani 72 bine geldik zaten. Dolayısıyla bugün tam tersine böyle 3 kademelik trade imkanı verecek gibime geliyor. Ben de öyle düşünüyorum çünkü... Saat 3.30'daki tarım dışı özel sektör istihdam datasına kadar veri yok. Düzgün bir veri yok. Piyasaya etkileyecek veri yok. Ve mantığı ne dediğiniz gibi satalım, iki kademe altından yerine koyalım, başa başa getiririz bunu. Evet. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz, bir problem olmaz da herkesin satımı aynı anda düşünmesi garip geliyor bana. Ya, şimdi bugün iki gündür bu haftanın özelinde baktığımızda
yukarı hareket olabilirdi. Amerika'daki datalar bozdu ama bir de açığa satışlar fazlalaştı son iki gündür. Yani o da bir soru işareti. Açığa satışlar fazlalaştı ama tabii ki bir yukarı dönme olduğunda bu sefer onlar ters davranacaklar ve ne geri almaya kendi kalkacaklar. O bir tepki getirecek. Asıl satış fırsatı bence orası. Yani evet, şu an piyasa 72.935 seviyesinden ilk açılış rakamı böyle. Dolayısıyla bundan sonrasını ne bekliyorsunuz diyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben kendi görüşümü söyleyeyim, sen istersen üzerine ekle. Benim tahminim bu 72.000, 73.000 yani cuma gününkü tarım dışı istihdam gelene kadar şey yapmayacak. Toparlamayacak. Çok fazla toparlamayacak. Tarım dışı istihdam verisi iyi gelirse o ilk darbe bence alım seviyesi. Çünkü 18'ine kadar büyük bir boşluk var. Yani 6'sıyla 18'i, 12 gün var. O süre içerisinde tarım dışı istihdam da kötü geldikten sonra ben bir kere Fed'in bu aralıkta başlatmasını beklemiyorum. Hiçbir şey. Ben yani de Bernanke, hiçbir şey. Bernanke'nin hem giderken bunu yapması hem de şey olarak düşünüyorum. Bernanke, gördük ki sebep borçlanma limiti ve borç tavanıymış. Şimdi borçlanma limiti ve borç tavanı bunlar Ocak ve Şubat'a attılar zaten. Evet. Önümüzdeki seneye kaldı. Şimdi veriler iyi geldi diye girmek ayrı bir şey. Senin açıkladığın FOMC tutanaklarında ne gördük net bir şekilde? Borç limiti tavanı belirsizlik yaratıyor. Ben ondan durdum diyor. Yoksa ben hazırdım buna geliyor. Şimdi bu veriler iyi geliyor. Gene hazır. Evet. Ama beklenti benim de aynı şekilde. Mart'tan önce bu işi yapmayacaklardır. Çünkü Ocak'ta borç limiti, Şubat'ta borç tavanı. Zaten Mart kalıyor. Mart'ta da bir de zaten Bernanke hani bunun bu kadar etkili olacağını beklemiyorduk, şaşırdık falan diye bir laf etti. Piyasada faizlerin yükselmesine şu an çok rahatsızlar. Hatta en son açıklama bence en bomba açıklamadır. Orada dediler ki ya siz tapering'e çok fazla bakıyorsunuz. Oradaki 5 milyar dolar, 10 milyar dolar bir şey yapmaz. Asıl önemli olan faizlerdir. Biz 2017'ye kadar faizi zaten sıfırda tutacağımızı söylüyoruz size. Dolayısıyla siz oraya odaklanın. Biz de şu rahat rahat tapering'i yapalım. Yani 85 milyarı çekelim ama şimdi orada ne oldu? İki elinin şu iyi periyotta bile 2.50'nin altına 10 yıllık faizler gelmedi. Evet. 2.56 bandıyla 2.80 bandında sürekli hareket etti. Şimdi bu böyle olunca Amerika'nın mortgage faizleri de 4 seviyelerine dolaşmaya başladı. Evet. Bizim faizlerin, gelişmekte olan ülkelerin faizlerin aşağı inmesi için bir etken kalmadı. Çünkü eğer aşağı gelseydi Amerika'nın 10 yıllıkları biz de ona göre bir reaksiyon verecektik. Evet. Kimse veremedi reaksiyonu. Şu an ben bir şey daha vurgulayacağım. Amerika'da da borsalar düşüşe geçti. Bayağı bir sert düşüş oluyor. Son 3 gündür düşüyor. Amerika, Dow Jones falan, S&P. Dolayısıyla orada da bir düzeltme geliyor. Tarım dışı istihdama kadar gidecek bence o. Dolayısıyla tarım dışı istihdam gelene kadar beklemek lazım. O veri ne gelirse gelsin. Orada pozisyon almak lazım. Pozisyonları arttırmak gerekiyor. Yani evet. Bu ana kadar satamadıysanız sonra o anda bak bir hikaye uyduracaklar. Ya bu Fed tapering'e başlamıyor falan diye. İki tane üye konuşur ondan sonra. Benim tahminim şey olacak. Şey yaparlar. Yani data çok iyi geldiği takdirde. Aynen dediğiniz gibi yani 10 milyar 15 milyarı boş verin. Önemli olan uzun vadeli faizlerdir. Biz faiz konusunda rahatız. Arttırmayacağız 2017'ye kadar. Evet. Hatta gerekirse bunu 2018'de yapabiliriz yönünde iki tane üye konuştum yeni üyelerden. Evet. Ya o zaman piyasa tamam dengelenme sürecine girer de evet. İşte D kısmı çok önemli. Bu sürede bizim 3 tane seçime girecek olmamız. Evet. Cari açık konusunda yapısal tedbirlerin yani yıllardan beri konuşuluyor ama olmaması. Hı hı. Tasarruf oranının yani 12.6 seviyesi ilk gördüğümde ben son derece şaşırmıştım. Nasıl yani bu 15'in altına kolay kolay gelmemesi gerekir. 12.6'da bunun arttırılamaması yani kısa vadede bunu arttıracak bir etken yok. Evet. Merkez Bankası'na baktığımızda bir şekilde piyasanın kabul ettiği yanlış bir şekilde kurda hedef vermesi. Yani hedef vermesine gerek bence hiç yok. Hatta şöyle diyeyim yani şu anki bulduğumuz 2.04 seviyesi bile diğer gelişmekte olan ülkelerin performansına göre çok iyi yerdeyiz biz. Yani bunun evet. Daha yukarıda olması gerekiyordu. Evet. Şimdi bilgin var mı bilmiyorum ama bilgin varsa konuşalım. Çünkü benim mesela çok fazla bilgim yok. Turgut Polat diyor ki petrol dün niçin aşırı şekilde yükseldi diyor. Bu WTI grafiğini verelim arkadaşlar. Orada sert bir yükseliş var. Yani 92 dolarlardan 97 dolarlara gelmiş durumda.
Benim bayağı okuduğum, yani tam olarak bilmiyorum ama sadece Amerika'daki petrol stokları verisi beklentinin altında daralma göstermiş. Evet. O daralmadan dolayı sert bir yükseliş yaşadı diye bir Brent petrol de yükselmiş. 112'ye gelmiş. Brent de 112'ye gelmiş. WTI da aşağıda 92'den 97.5'a gelmiş. Fakat ben hemen şöyle bir şey yapayım. Şuradan alalım biz Fibonacci hani şey %23'ün üzerine artmış. Bu 98-99 seviyesi. 99 seviyesi burada bu tepkiden sonra eğer sadece haber etkisiyle geldiyse yani okudum o haber sadece oydu yani onun haricinde bir şey görmedim. Eğer o haber stoklar az diye geldiyse ve bu haber yükselttiyse o zaman haberin etkisi devam edemez. Dolayısıyla bu seviyelerde FX'te işlem yapanlar hani 98.5-99 aralığı short açıp 99.80'e stop koyarak bir şey yapabilirler. Trade imkanı olabilir. Şu an Brent'te de benzer bir yükseliş var. Brent de şeyin üzerine çıkmış yani 112'nin üzerine çıkmış. Üzerinde. Orada da 115'e hedefleyebilir. Şu an petrol piyasasında tahminen herhalde arz sıkıntısından kaynaklı. Yani yıl sonlarına doğru bir genel bir yükseliş trendi oluyor. Bakıma giriyor Kuzey Amerika tarafı. Aha. Ama ana kriter yani benim gördüğüm sürekli petrol stokları Amerika'da artıyorsa fiyat hareketleri inanılmaz derecede sert oluyor. Ya onun haricinde petrol kısmına baktığımızda yani İran'la anlaşma, Libya'daki sorunları giderdiler. Yani sonuçta evet. Ortada petrol fiyatının yukarı çıkmasını gerektirecek mantalite olarak ciddi bir neden göremiyorum. Sadece evet. Görebildiğim o. Bu arada Murat Uçar Dow'un düşmesi sizce normal değil mi demiş. Evet bence çok normal. Yani %25 yükselmiş bir yükselmişti. Size bir soru var. Timur Bey diyor ki Baki Bey'den Türk Hava Yolları yorumu alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz araştırma birimi olarak? Hayır, Türk Hava Yolları'na biz alım öneriyoruz ama şu vadede 7.60, 7.40, 7.20 bunlar destek ve direnç seviyeleriydi. Teknik olarak pozisyonlarınızı koruyun diyoruz orada. Direnç bölgelerinden de satış ama orta vadeli şeylerde pozisyonlarımızda Türk Hava Yolları da var, TAV da var, Pegasus da var. Yani üçünü de, yani üçünü üç de öneriyorsunuz. Üç hava sektöründe öneriyoruz. Yani mali tablolarında onların ciddi bir problem görmüyoruz. O yüzden büyüme hedefleri bizce yeterli, penetrasyonlar düşük. Dolayısıyla onlar da artacaktır. Ama tabii şey kısmına bakmasınlar. Dün kazayla gördüm. Gezegenler arası seyahat Türk Hava Yolları yapacak diye. Yani ondan dolayı Türk Hava Yolları'nı önermiyor. Çünkü bazen öyle şeyler de geliyor. Bu haberi gördünüz ondan mı hala devam ediyorsunuz diye. Evet. Yok, biz sadece temel verileri ve uluslararası benzer şirket çarpanlarına bakıyoruz. Türk Hava Yolları ve havacılık sektörü işte Pegasus olsun, Türk Hava Yolları olsun bu kurumlar orta ve uzun vadede bence de büyüyecek kurumlar. Sadece şu teknik grafiğine baktığımızda bir süre daha bu 6,5 lirayla 8,5 lira arasında gidip gelme bekliyorum ve bu çok iyi bir dalgalanma bandı verecek. Yani bence bu Türk Hava Yolları'nda çok iyi bir trade imkanı verecek. Şu an 6.95'te 97'de bir desteği var. Buradan şu an bir miktar alım geliyor sabah saatlerinde. Şu an yeni açıldı. Ve hemen grafiği almayalım arkadaşlar. BIST 100'e bakıyoruz. BIST 100 düşerek açıldı. Ve dünkü kapanış seviyesi 73.087 idi. Bugün ilk açılışta 72.000 en düşük 633'ü görmüş. Şu anda da 72.800 seviyesinde. Dolayısıyla daha önce vermiş olduğumuz şu boşluğun yavaş yavaş doldurulmaya çalışıldığını görüyoruz. 72.400'de bugün önemli bir destek var. Bugün ben bu desteğin aşağı kırılması sadece özel sektör istihdam verisiyle olur. Ama bir süre borsa yukarı gidip 74.000'e doğru gitme çabası içinde olabilir bugün. Yani bugün böyle biraz yatay hareket beklemekte fayda var şu kanalda. Yani buradan itibaren yeterli tahtaların altına ben ciddi alıcı girileceğini düşünmüyorum. O yüzden aynen. Yukarı gider diyorum zaten. Aşağı çok fazla alış girilmezse satamayacağına göre çekmem bari gerekiyor. Yukarı alayım demeleri lazım. Hemen diğer sorulara bakacağım. Fatih Yaramış diyor ki bireysel emeklilikte yatırımı borsa altın ve dövizde nasıl paylaştırılmalı? %80 borsaya yatırmak mantıklı mı demiş. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben cevabımı vereyim. Sen de ekleyeceğim bir şey varsa belki ekle. Bireysel emeklilikte sevgili seyirciler
Birincisi 10 yıl boyunca bunu zaten kullanmayacaksınız. Dolayısıyla borsa düşse de çıksa da genelde %80'ini borsaya yatırmak şöyle anlamlı. En az 10 yıl zaten çıkmayacağınızı bekleyip buna devam edeceksiniz. O anlamlı. Sebebi de şu. Borsa düşmez mi? Düşer. Ama sizin her ay yatırdığınız para, dikkat edin. Diyelim ki bu ay 93 binde. Bu ay 93 binden borsayı satın aldı. Gelecek ayda 70 binde. Gelecek ayda 70 binden satın alıyor. Yani o yatırdığınız primi. Dolayısıyla 70 binle 90 bini toplarsanız, ikiye bölerseniz 80 bin ortalamaya geliyor. Diyelim ki borsa daha da düşüyor. O zaman ortalama sürekli aşağı doğru gidiyor. Yani diyelim ki 60 bine düştü. Sizin o ay yatırdığınızı 60 binden de alacak. Peki siz bir sene içerisinde mi getiri bekliyorsunuz? Hayır. O zaman uzun vadeliyse bu. Eğer çok fazla değiştirmiyorsanız fonunuzu, fon karmanızı ve bir yıl içerisinde 6 kere değiştirme hakkınız var ama siz şu ana kadar 3 yıldır hiç değiştirmemişsiniz. Elbette ki benim size tavsiyem %70-80'ini borsaya yatırmanızdır. Ama her gün haftada bir fonunuza bakıyorsanız, sürekli siz düşüşlerden rahatsız oluyorsanız, paranın aşağı yukarı gitmesi sizi ciddi anlamda rahatsız ediyorsa, o zaman en azından 2014 borsa için iyi bir yıl değil diye düşünüyorum. Çünkü seçimler var, siyasi riskler var, dışarıda tapering var, faizlerin artma riski var vesaire vesaire. Bu anlamda benim genel önerim, yani siz insanlar hep şöyle düşünüyor. Ben şimdi bir para yatıracağım, borsa düşünce düşecek. Hayır, borsa düşünce gelecek ay yatıracağınız para çok daha ucuzdan hisse alacak. Böyle düşünün. Yani o şekilde şey yapmak lazım, değerlendirmek benim lazım. Gördüğüm, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim gördüğüm riskler olarak direkt dediğiniz gibi düştü. Benim hissedeydim ben. 6 kere değiştirmenin altısında genelde gördüklerim, hep tanıdıklarım kullanıyorlar. Hissede aşağıdayız. Oh, benim overall'um düştü aşağıya. Bu kadar zarardayız. Yani BES'e daha bizim vatandaşlarımız, yani bizim sektördeki arkadaşlar bile uzun vadeli bakmayı öğrenmedik. Evet. Dediğim bir paraya yatırdın 10 yıl. Zaten dokunamıyorsun buna. Ya zaten erken çıkarsan bir de cezası var. Çıkamıyorsun. Tabii çıkamıyorsun da. Yani çıkan çıkıyor da çıkamıyorsun da. Bu arada Mert Bal demiş ki dünyadan gelen veriler seçim ortamının ötesinde siyasi risklerimizin fiyatlandığını kamufle ediyor gibi hocam diyor. Yorumunuz diyor. Sence siyasi riskler fiyatlanıyor mu? Hafiften fiyatlanmaya başladı ve ben de öyle bu daha da artacak. Yani ben, benim tahminim evet, ben de öyle düşünüyorum. Benim bir videom var sevgili seyirciler. YouTube'da var. Daha önce borsa önümüzdeki 2 yılda ne yapar diye böyle bir webinar yaptık. Bu arada webinarla ilgili olarak da bir izleyicimiz ilk defa mail atıyorum demişti. Bakacağım ona. Günal Akın. 12 yıldır izlerim diyor. Sizden ricam A'dan Z'ye bütün borsa arabası üzerine bir webinar yapar mısınız? Yani stop loss en önemli konu da budur. Satmamak, satamamak. Allah sağlık versin diyor. Şimdi Günal Bey zaten webinarları yapıyoruz. Ve elimden geldiğince de işte bilinç arttırmak için çalışıyorum. Yine yaparız. Hani A'dan Z'ye 2 saate sığmıyor. 2 saat sürüyor webinarlar ama artık o konuda sizden anlayış bekliyorum. Hocam Makedonya'dan selamlar demiş bir izleyicimiz. Benim iş girişim sermayesi, yatırım ortaklığı, hisselerim var. Satmayı düşünüyorum. Ancak satmayı sene sonunda mı yoksa başında mı satmayı uygun görürsünüz demiş. Hiç incelediniz mi? Yok, incelemedim. Ama yani onu alan, yani girişim sermayesi alıyorsanız zaten uzun vadeli almanız gerekiyor. Çünkü evet, ne kadar proje geleceğini tahmin edemezsiniz. Şu anda gider başka bir projeyi alır ki iki tane projesini bu sene karlı bir şekilde satmıştı. Yani dönemi beklemesi bence gerek yok. Evet. Yani bence de size uygun, ben hep şey diyorum. %20 mi para kazandınız aldığınız hisseden? Yeterli mi? Bırakın satın o zaman. Yani cebinizde evet, kalsın o para. Şeyde uzun vadeli baktığında Baki, ben herkesin portföyünde bir tane girişim sermayesi öneriyorum. Olmak zorunda. Tabii. Çünkü neden? Bunlar hakikaten girişim yapacakları şirketleri çok iyi seçiyorlar ve çok yüksek karla satıyorlar. Sabırlıysanız ancak girin. Dünkü ayrıca Warren Buffett'ın başarısının sırları diye bir yazı yazdım bugün gazetesinde. Onu da mutlaka okuyun. Bütün hepsinin üzerinde Warren Buffett'ın başarısının tek bir sırrı var. Yani yaptığı iyi güvenli kağıtları seçiyor, ucuz kağıtları buluyor ama sabır. Yani o adam sabrettiği için çok büyük paralar kazanmış durumda. Öyle diyelim. Bak son şeye geldik.
Baki Bey diyor, Aydın Ferhat Güzelcan, Teknosa için görüş verebilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. BDDK'nın düzenlemesi taslağı ilk etapta BİMEX ve Teknosa'yı vuracaktı. Ama Teknosa'nın büyüme penetrasyonu çok daha yüksek olduğundan dolayı bundan sınırlı bir etki gösterecek. Daha ondan dolayı da yani ağırlığını arttır tavsiyesi verdik biz. BİMEX'i sat pozisyonu verdik. Yani bir 2014'te Teknosa'nın yaklaşık yanılmıyorsam %17 ya da 18'li yükseliş potansiyelini hesapladık. Dolayısıyla Teknosa'da pozisyon açılabilir ama işte bu dengelerde pozisyonu biraz tepengi evet. bekleyin. Öyle aceleden açmanıza gerek yok. Yani rahat bir şekilde pozisyon açın. Anladım. Daha birkaç tane daha hisse senedi var ama Baki Bey biz süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler sizlere de evet kalan soruları için artık aklınıza Mustafa Ergökmen yarın sorunuzu cevaplayacağım. Sayın Tolga Bey ayrıca yarın sorunuzu cevaplayacağım diyelim. Ve sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Baki Atılal, Türk İş Yatırım Araştırma Müdürü. Ya sizi daha sık görebilir miyiz burada? Tabii ki. Çünkü siz araştırma biriminin başında olarak hisselere ilişkin bir sürü de analiz yapıyorsunuz. Ve bize de çok fazla o konuda soru da geliyor. Net bir şekilde. Biliyorsak evet. cevap veriyoruz zaten. Bilmiyorsak evet. bilmiyoruz diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgili seyirciler, evet bugün paranın rotasının sonuna geldik ve endeks şu aşamada düştüğü seviyede bulunurken dolar TL kuruna bakıyorum 2.04.29'da, faizler 9.12'de ve genel olarak piyasalar yatay bekle gör modunda açıldı. Yarın sabah paranın rotasında yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.